Bismillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selam ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ala Resulina Muhammedin selavat. Sevgili kardeşim, daha çok gençleri nazara alacağım için gençler burada kaldıklarından bir şeyler yüklenmeleri lazım. Burada Risale-i Nur'u müzakere, mutala ediyorlar. Ben ayakta durabilmeleri için o Risale-i Nur'daki okuduklarını kendisini yönetmeye dair psikoloji cümleleri okuyacağım. Risale'den layıkaları okurken çıkarttığımız cümleleri. Bu tarz bizim sohbet tarzında bir şey yapacağız. Perşembe dersi gibi değil Mehmet Ali. Gençler muhatabımız, birinci derecede muhatabımız o. Onun için her hafta onlar için geliyor. Çekirdeği soracağız mı? Evet, çekirdeği. Onlara lazım çıkarımlar. Başka şekilde yorum yapılmasın. Yapılsa da ben dinlemiyorum zaten. Peki, yarınlarından endişe ederken bugünü unutmayın. Bak. Yarından endişe ederler insanlar. Yani yarın ne yapacağım diye yarından endişe ederler. Mühendis olacağım, bilmem ne yapacağım falan. Ama bugünü unuturlar insanlar. Bugünü kaybediyorlar. O zaman ne yapmak lazım? Nerede bulunuyorsan, orada ne yapman gerekiyorsan onu yap. Bakkalcılık yap ama aklın marketçilik olsun. Hiç ölmeyecek gibi yaşarlar insanlar, dikkat edin, hiç ölmeyecek gibi yaşarlar, ancak hiç yaşamamış gibi ölürler. Bu hadisin şeyi, başka şekilde, mesela hiç ölmeyecek gibi yaşıyor. Ölüyorlar, bir bakıyorlar ki hiç amel yok, yaşamamış. Hiç amel olmayınca, hiç yaşamamış gibi ya. Hiç ölmeyecek gibi yaşarlar, hiç yaşamamış gibi ölürler. Anladın mı? Şimdi garip bir şey hesap yapacağım. Bir insanın gerçek kişiliği şöyle. Anne babasının nikahı. Anne babasının helal haram hassasiyeti, yedirdiği. Anne babasının verdiği eğitim. Örf, kültür, gelenek, kendi ibadeti veya hayatı. Bunları bir toplar mısınız? Topladık mı abi, bütünlük? Bir de bunun dışında insan kendisini bir şey zannediyor. Kendisini zannediyor. Anladık mı? Bak, bunun dışında bir gerçek hayat var. Anne babandan geliyor. Bu... Bir de şahsiyetin, kimliğin, kişiliğin. Bir şey ölçü yapacağım. Bir de kendini dev aynalarında görüyor. Şimdi hepiniz talebesiniz. 6/3 kaç yapar? 2. Peki. Bak. 6/1 kaç yapar? 6. He? 6. Peki. 6/1 6. 6/6 olursa? 1. Bir daha söylüyorum, çok önemli. 6/1 kaç? 6. 6/6? 1. Gerçek kimliğini paya koy. 6'ya. Zannettiği kişiliğini paydaya koy. Zanlarımız ne kadar asliyetimizden uzaksa o kadar kişiliğimiz azdır. Az oluyor. Pay bölü payda. Gerçek kişiliğinle zannettiğin kişilik bölersen kimisinin 6/1'dir, kimisinin 6/6'dır. 6/6 demek, tamam. Yani zannını, şey, kendi gerçek kişiliğini unutuyor, o zanlarını büyütmüş. İnsanlardan beklentilerin az olsun. Rahat edersin.
hanımından, eşinden, aşından, işinden beklentini yüksek yapma. Rahat ederiz. Kendinizi yaşayın. Kendiniz için yaşayın. Kendinizi yaşayın. Bak, kendinizi yaşayın. Kendiniz için yaşayın. Ne derler diye yaşamayın. Bak, kendinizi yaşayın. İçinden ne geliyorsa onu yap. Yani ruhani. Ne derler diye yaşama. Yoksa kendin için yaşamıyorsun. Ne derler diye yaşadığın için başkaları için yaşamış oluyorsun. Konuşmadan önce dinlemeyi öğrenin. Yazmadan önce düşünün. Harcamadan önce kazanın. İncitmeden önce o olun. İncitmeden önce o ol. O lafı birisi sana diyor. Nefret etmeden önce bir sevin. Nefret etmeden önce bir sevin. Sesim geliyor mu oralara? Mehmet geliyor mu? Az geliyor. Az geliyor. Çünkü kardeşler duydukları için senin duymanı bilmiyorlar. Nefret etmeden önce bir sevin. Vazgeçmeden önce çabalayın. Atmayın onu. İyi olması için çabalayın. Ölmeden önce yaşayın ki ölmeye değsin hayat. Ölmeden önce yaşa ki ölmeye değsin. Vazgeçmeden kişiden kaçırmamak, atmamak, gitmemek için çabalayın. Ölmeden önce öyle yaşayın ki ölmeye değsin. Bu hayat bu. Hayat bu. Bir üzüm tanesi yedirir, 10 tokat vurur. Bu hayatta Yasin fazla bir şey bekleme. Hayat bu. La rahat de fil dünya ila dar ahiret. Bu hayat bu. Bu hayatta iken başka hayat bunun içine koymaya çalışma. Yumurta yerken yumurtanın içerisinde kuzu eti bekleme. Yumurtadır o artık. Hatta arkadaşlara diyorum ki eti yerken biber katma. Eti et olarak ye. Koyarsan et sureti şeye, et hakikatinde biber suretinde yiyorsun. Her şey kendisiyle. Her şeyi vaktinde ye. Konserve yeme. Allah konserve şey yapsaydı, konserve sistemini yaptığı gibi yapardı. Kabak konserve. Değil mi? Konserve çürümüyor. Bazı şeyler çürüyorsa çürüyordur. Kendine uygun insan arama. Kendinden kaliteli insan ara. Kendine uygun adam arama. Kimseyi mutlu etmeden, mutlu olamayacağını unutma. Evinde birisinin dişi ağrıyor. Yaşlıların için söylüyorum, hanımınızın, eşinizin, çocuğunuz dişi ağrıyor. Sizin kardeşlerinizin dişi ağrıyor. Sen öteki odada rahat yatabilir misin? Yatamaz. Mutlu olmak istiyorsan, evdeki herkesi mutlu olmasına çalışacaksın. Tek başına mutlu olamazsınız. Neler seni mutsuz eder bilirsen, neler mutlu edeceğini de zaten bilirsin. Nefsine esir olmuşlarla çok ciddi meseleleri konuşmayın. Mesela çok yiyenlerle çok iyi arkadaş olmayın. Çok yiyenin boğazı açıktır. Çok şeyi dışarıya atar. Hani İbrahim Hakkı diyor ki gülerken karnı oynamayanlardan uzaktır.
Çünkü samimi gülmüyor. Bak oynamıyor. Oynamıyor. Yalandan gülüyor. Ya yani nefsine esir olanlarla arkadaş olursak en sonunda bizi de esir eder. Aptal haddini ve hududunu bilmeyenlerle dost olmaktansa haddini hududunu bilenle düşman olmayı eyler. Aptal demek aynı şeyi tekrar ediyor, farklı netice bekliyor. Aptal yani nerede ne yapacağını bilmeyen, haddini hududunu bilmeyen insanla dost olmaktansa haddini hududunu bilen düşmanımla düşman olmak daha uygundur. Bari ne zaman düşmanlık yapacağını bilir. Ama aptal ve haddini hududunu bilmeyen bana nerede ne zaman dostluk yapacağını bilmez. Bir örnek vereyim. Arabayla gidiyorsunuz dostuz. Bir terslik oldu, arabanıza saldırdılar, sizi dövüyorlar. Adam orada duruyor biliyor musun? İnmiyor. Yanındaki arkadaş. Ayırmak da yapmıyor. Allah Allah. Ya? O nasıl arkadaşmış öyle ya? Ya arkadaşmış, dost değilmiş. Dost değil, düşman. Sonra, ya kardeşim yeni attırma geldi, Allah Allah ya nasıl yaptı bunu ayıp bilmem ne falan. Ya Allah, bakın aptalla haddini hududunu bilmeyenlerle dost olmaktansa her zaman başın ağrır onlar. Bari haddini hududunu bilen bir kişiyle düşman ol, daha iyidir. En azından ne yapacağı mantıklı yapar. Çünkü haddini hududunu bilmeyen İyilik zannıyla en büyük kötülük onlar yaparlar. Yani bir misal da vereyim. Askerlikte çoğunuz yapmadınız kendisiniz. Cephanelikte nöbet atıyorsunuz. Ha askeri cephanesini siz uçurdunuz havaya. Ha uyudunuz. Düşman geldi uçurdu. Netice aynı değil mi? Aynı. Aptallıkla tamam mı? Vurdum duymaz vazifeyi terk eden kardeşin böyle bir adam eşittir. Netice eşittir. İkisi de uçurdu. Ya ben şuurlu yaptırmadım doydum. Netice kardeş. Netice eşit. Hani derler ya aptal köpek sürüye kurt getirir. Kıyılarda köpükten başka, denizin kenarında köpükten başka içerideki ölüleri görürsün. İncileri ve cağlı onları derinliklerde görürsün. Denizin kenarında ev yapma ki çok dalga duyarsın. Dalga duyduğun zaman da küfür etme sesi. Sen denizin kenarında köpük görürsün, bir de içeride ölenlerin cesetlerini görürsün. Ortalıktaki fitneden kim çok istifade etmişse o fitneyi o çıkarmıştır demektir. Bir memurun, bir müdürün ayağı kaymış mı? Allah Allah, ya ufak bir makam aldılar ya diye sürdüler. Kim yaptı? Kimin işine yaradığını gitmesin, o yaptı veya yaptırdı. Ekseriyeti mutlaka budur. Kurtlar sistemayı çok severler. Fitnecilerin beslendikleri gıda fitnedir. Yalanın kainatla karşılığı olmadığı için yalanın büyüklüğü nispetine küçülürsün. Niçin yalan kötüdür? Çünkü yalanın kainatla karşılığı yok. Yalanın büyüklüğü kadar küçülürsün, yalanın çokluğu kadar kimliksiz ve kişiliksizsin. Kişiliğin yoktur demektir.
Nereden çıktı bunlar ya? İçinizden geçiyor. Yetsin. Gelişim dersleri. Tabii. Bu çocuklar, gençler ne yapsın? Dünya hayatı uyku gibi, ahiret uyanıklıktır. Bunu bütün, buna bütün bakabilene ne mutlu. Adem'de ateş yoktur. Cehennemde ateş vardır. Cehennemde, Adem'de azap çeşidi yoktur. Ama cehennem Adem hesabına çalışıyor. Adem alemleri cehennemden beterdir. Ama cehennem yoktur orada. Ne var bilmiyoruz. Ümidini kaybetmek, ümidini kaybetmemek de bir ümittir. Ümidini kaybeden neyi kaybeder? Her şeyin. Ne karınca zayıf olduğu için aç kalır, ne de aslan pençesinin zoruyla karnını doyurur. Rızık yalnızca Allah'a aittir. Olay paran olur. Öyle o kadar kişileri tanıyorum ki. Bir ekmek yiyemez. İştah yok. Patatese yoğurta mahkum oluruz. Eskide iştahımız çoktu, paramız yoktu. Şimdi paramız var, iştahımız yok. Eskide yoktu, açtık, dinamik bir vücudumuz vardı. Şimdi çok yiyoruz, hantal bir vücuda sahibiz. Var iken az yiyelim ki çıta gibi vücudumuz olsun, muvaffak olamıyoruz. Kimi insanı az verir, Allah bak, kimi insanı az verir, kimisine de çok verir. Ama ikisini de imtihan eder. Az verdiğinden sabrede sabır ister. Çok verdiğinde de ise Cenab-ı Hak şükür ister. Dini cemaatler dini yaşamak için idi. Başlık. Demişim ki şu anda 25.03.2017 İstinye'de imam dostum aradı. Tarihte koydum. Belki de 3 sene oldu yüz yüze görüşmeyeli. Geniş siyasi ümitsizlik olduğundan, geniş siyasi alem şu anda ümitsizlik olduğundan beni aradı. Ümitsizlik. Bu sefer arayınca kızdım. O da Hasan hocam, ben niye gelemiyorum? Niye gelemiyorsun dedim. Dostuz, kaç seneden beri beraberiz dostuz ya. 3 seneden beri gelmiyorsun. Gelemememin sebebi Hasan hocam, ben bağlandım dedi. Dedim, dini cemaat, dini daha iyi yaşamak için idi. Müslümanlardan alakayı kestiren dini cemaat, dini cemaat olur mu? Seni yalnızlaştıran, kendi grubuna gömen, silah-ı rahim Müslümanlar arasındaki kestiren cemaat, dini cemaat nasıl olur? Bir başkası faize helal diyor, dini cemaat nasıl olur? Bir başkası melanet, zinaya hizmet demiş, faize hizmet demiş, namazı terk etme hizmet demiş, tesettürsüzlük hizmet demiş. Allah'a isyan ettirerek, Allah'a itaat ettirmeye din demiş. Melun. Allah'a isyan ettirerek dine hizmet demiş. Başını aç hizmet. Faiz müesseseleri, bankalar kur hizmet. Namazı terk et hizmet. La haram ne o zaman? Nereye hizmet? Haramdan kaçmak için hizmet gerekmiyor mu? Sen bu haramları yaptıktan sonra biz nereden kaçıyoruz ki o zaman? Hatta tövbe, hizmet adına bazılarına zina yaptırmış. Ya da peki biz bunları yapmamak için dini cemaattaydık. O zaman dini cemaatta olmanın mantığı ne? Onu söyle bana.
Dini cemaatte olmak CHP ile beraber olmamaktı. Rejimle beraber olmamaktı. Zina yapmamak, içki içmemek, kumar oynamak, şunlar şunları yapmamak, şunlar şunları yapmaktı. Hem onlarla beraber aynı iş yaptırıyorsun, hem buradaki iş yapmıyorsun. Tamam da sen niçin namazı terk ediyorsun, tesettürü terk ediyorsun? Nereye hizmet ediyorsun? Tesettürü terk ederek tesettüre mi? İçki içerek içki içmemeye mi? Faiz yiyerek faiz dili ortadan kaldırmak için mi? Ya bu millet saf mı ya bu kadar? Allah'a isyan ederek Allah'a itaat mı olur? Dinden uzaklaştırarak dini cemaat mı olur? Bir başka bir cemaat, Türkiye'de dini cemaat, büyük cemaat şu anda faiz helal diyor. Hükmünü söyleyeyim. Malum hadiste, ayette faizin olduğunu bilir. Faiz yiyen bir adamın kızı alınmaz, onun çocuğuna kız verilmez. Çünkü o baba kızını ve oğlunu faiz yedirerek büyüttü. Kırsağında haram var. Ondan ne gelin olur ne damat olur. Kırsağında haram var, haram. Allah diyor mu haram? Ebu Adam helal diyor. Tamam. Dini cemaat dedin. Faiz yedir adam. Çocuğuna da yedirdi, kızına da yedirdi. O kızı sen aldın. Faizle beslenmiş bir kız. Yanlış mı söylüyorum? Yanlış söylüyorsa bana da gönder. Bir grup var, grup var mesela. Bizde de var. Neşteri vur kendine. Çuval düzünü seninle vur. Nereye gittin kardeşim? Ya Nur cemaatin şuraya. Oraya gideceğinde orada vakıf olacağına gel içtimai hayata gir. Daha hayırlıdır diyor. Şuraya bak. Bu da dava adamı değil mi ya? Daha din için uğraşıyor değil mi ya? He? Din için uğraşıyor. Takkeme söyle. Takkem de dinleyemiyor ki çöktü aşağıya. Kardeşim akıllı ol. Resulullah'ın hayatı ortada. Risale'nin ortada. Aldanmayın. Tamam mı? Aldanmanın bedeli bir de aldatmak mesuliyeti var. Ha? Aldanmak yetmiyor. Bir de başkasını aldatacaksın aldandığında. Bir başkası faiz yiyor. Bir tane öyle demiş ya Mehmet Akif. Bilmem başkası ne bela. Var ya onun şiiri biliyor musunuz? Bilmem ötekisi Bulgar için bilmem ne bela. Ötekisi bilmem. He? Kimi yam yam, kimi bilmem ne bela. Hatta tavuğuna da üzüldür bu rezil istila diye. Ya kimisi Hindu. Kimi yam yam. Kimisi yam yam. Kimi bilmem ne bela. Kimi bilmem ne bela. Kimisi faiz helal diyor, belaya bak. Kimisi namazı terk et, bankaları kur, gerekirse santral için zinaları yap, dinden kop, din olacak. Bilmem ne bela. Kimisi yam yam, kimisi Hindu, kimisi bilmem ne bela. Mehmet Akif demiş. Ya Allah'ım, demek ki biz buna layıkız ya. Kardeşim ya Allah Allah. Bunu da söyleyince yedi mahallede atıyorlar. Lan ben olanı söylüyorum. Olanı söyleyen suçlu. Yapan ne olması lazım? Sesi yok. Ben dediğim eğer değilse ağzımı yırtın. Kapatın. Genelde de aslında bu dediklerine bakıyorum da hep şeriatı öğretmiyorlar. Fıkıhtır. Bunları öğretmiyor. Çünkü bunları öğrenirse problem çıkıyor. Ya. O da koyun gibi idare etmek zorlaşıyor. Cehalet bunların tam işine geliyor. İkisinde de o dediklerin iki tarafında da şey yok. Şeriat yok. Bak dairemizin içerisinde layık okutturmuyorlar. Okusalar uygulatlarını değiştiriyor. Cemaatlere bakıyorum dini cemaatlere. Şeriat yok. Dairemiz için adam Abdülhamit Saltanat yani padişahlık baba oğuldan geçene saltanat. Ona bir çıkış yolu gösteriyor. Kalksın demiyor. Böyle yap diyor. Muhalif parti var mı? Yok tek adam. Ustad 60'ta vefat etti. Çok partili dönem 50'de başladı. 50 ile 60 arasındaki mektuplar çok partililerde çıkış yolu gösteriyor. Adam kalkıyor. Çok partili dönemde değil mi şimdi? Bir sürü parti var. Çok partili döneme gidiyor. Abdülhamit'in
On Abdülhamid'e söylediği yöntemi bunlara uyguluyor. Şu cerbezeye bak. Sahteye bak yani. Saltanata söylenilen çıkış yolları, Abdülhamid'in muhalefeti var mı? Yok, tek adam. O zaman meşveret işleri yap, alem İslam şöyle yap, tek adam olmamaya çalış, tamam mı? Meşveret yap diyor, tek dur ama meşveret et diyor, tamam mı? Bu kime? Abdülhamid'e. Gel o montayı, bir tarafta CHP var, bir sürü de parti var. E kime diyeceksin bunu? Lan o saltanat olduğu dönemde deniliyor. Niye bir sardı konmuş? Öyle bir İslam devletleri bir sürü var. Mesela Irak öyleydi. Libya öyleydi. Ha, onlara öyle Risale-i Nur hepsini kapsadığı için, oralara da hizmet olduğu için onlara gösterdi bir yöntem o. Böyle bir devlet varsa, padişahlık yöntemi varsa, oradaki ustadın yöntemi. Çok partili bir devlet varsa Risale-i Nur orada, yöntemi de bu. Gidiyor, aslanın ruhunu koyuna, koyunun ruhunu aslana koyuyor. Yani bunlar cerbeze, yani bunlar bilmem ne bela ya, bir sürü bela var. Kimle uğraşacağız? Bir tanesi dedi ki, Hasan kardeş yapma, biraz sus. Dost olmuyorlarsa sana, düşman yapma. Çok doğru söylüyorsun. O zaman niye konuşuyorsun? Ne olur? Ha, bu gömleği çıkartıyorum. Bu gömleği, bu sıfatı, bu dershaneciliği sen bir giy. De deme hadi. Geçer misin şuraya? Bana itaklayayım. Geç çabuk havayı. Cübbemi giy. Hakikaten dedi ya. Demesem dilsiz şeytan. Sen söyledin. Ona dedim her bildiğimi desem zaten Jüpiter değil Merkür'e gider insan. Ben onların içini seçiyorum. Lazım olanları söylüyorum. Kardeşim din adına faiz haramdır demek niye söylüyorsun denilir mi bu adama? Bana denilir mi şimdi? Faiz haramdır. Kötü mü dedi? Allah dedi bunu. O zaman Allah yanlış yaptı tabi. Öyle mi? Söylemezsen o zaman sen ne baldarsın? Ben ne yapacağım ahirette? Şimdi Abdülhamid'e kullandığı münazarattaki yöntemi Emirdağ son Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri'nin Nur Taleberlerine diyor. En son mektubu Evveni Şerif hiç göstermiyor. Azam-ı Şerif hiç hücum etmiyor. Bütün televizyon ekranlarında yazılarında Evveni Şerif kötü göstererek hayır dettirmeye çalışıyor. Cerbezelik yapıyor deme şimdi bunu. İbrahim Aleyhisselam demiş ki abi siz azamet ve kibriye sahip olan Allah'ı inkitilmezken ben onun varlığını ve birliğini ilan etmekten mi çekineceğim demiş. Ya. Siz Allah'ı inkar ederken, siz cerbezi yapıp insanları bilerek ihval ederken, aldatırken hiç utanmıyorsunuz. Kimse de bir şey demiyor. Ben sizin yaptığınızı, yazdığınızı, konuştuğunuzu hakikatle mukayese ettiriyorum. Suçlu benim yani. Ne yapalım? Kur'an-ı Kerim'de kafire hitap edelim. Cehennem tehdit ayetlerini tutsal mümine söylesen ağır olur. Harika. Kafire söylenilen ayetleri tefrik etmeden cemaate söylesen kafirin ölüm şeklini cemaate anlat. Müslümana anlat kafirin ölüm şeklini. O cemaat ne yapar? Kendisini ona büründürecek. Vay! Onun için de şatalıyorlar ölüm korkusu. Oysa Allah'a kavuşmak ya. Kafirin ölüm şeklini Müslümana giydiriliyor. Aynı. Bazı muvazenesiz de Müslümanın iman kimliğini kafirciklerine giydiriyor. Dünyanın en zalim, en gaddar, en hain, en katil, en ne varsa İsrail Cumhurbaşkanı'na dünya 100 senede bir göreceği en barışçıl, en adaletli liderini kaybetti. Sharon içinde diyor. Almanya'daki Zaman Gazetesi'nin manşeti bu. O Sharon mu öldü işte? En barışçıl, en adil, en dürüst liderini ve 100 senede bir gelebilecek bir liderini kaybetti. Sahtekar. Sahte değil, doğru söylüyor. İzhar-ı kimlik eylemişler. Kendisi o. Kendisinin lideri oydu, doğru. Doğru söyledi. Ben asıl mücedidini medyum zaman kabul ediyorum. Bir tanesi dedi ki bana, sahtekara bak. Doğru söylüyor, tamam. Ben de doğru söylüyorum. Ben bunu lider kabul ettim. Sharon'u da zalimi, katili, vahşeyi, Filistin'i katleden, kimyasal bomba kullanana
en adil, en dürüst, 100 senede bir gelen liderini kaybetti. Dünya ciddi bir liderini kaybetti. Zaman gazetesi Avrupa'da manşeti. Gidin, girin Google evliyasına görürsünüz. Ama İslami bir alim öldü, bir tane taziye yok. Sahtekar. He. Ya Allah aşkına bize ne oldu ki Kur'an'dan ve edile-i şeriyeden uzaklaştık? Harama helal diyorlar, din diye sarılmışız. Ne olmuşuz, ne oldu bize? Kur'an'dan ve edile-i şeriyeden ayrıldık. Bir bildiği var deyip Allah'ın bildiğini kenara koyduk. O yapacağını yapıyor, ona kızmıyor. Sitemim bizedir. O adam işini yapıyor. Zaten Müslüman değildi. Suyun üzerindeki saman çöpü gibi olmuşuz. Kalbimizde Müslüman sevgisi kalmamış. Buna mukabil kafirlerin korkuları sinmiş bize. Müslüman Müslümandan kaçar mı, çekinir mi? Müslüman Müslümanı sever, sevmelidir. Ama adam kafirciklerini çok seviyor. Bir bakın böyle Müslümanlar ittifak ettiği yerde dini cemaat muhalefet ediyor. Allah helal dediğine haram diyor, haram helal diyor, bir de dini cemaat. Ondan sonra da Türkiye'nin kurtarıcıları. Ne bileyim ya. Biz konuşuyoruz tamam. Biz konuşup duruyoruz yani. Biz bunu herkesi davet etmiyoruz konuşmamız. İster dinle, ister dinleme. Bitmiş de değil abi. Hala da devam ediyor öyle cemaatler. Evet. Hal o faizi helal diyenlere daha hiç dokunulmamış. Faizi helal diyen hala Türkiye'nin mücedidliği faizi helal demeyin. Ya niye böyle diyor? Ya kardeşim içim yanıyor da. İçim yanıyor vallahi. Yani sen faiz yiyince bana bir şey olmuyor ki. Benim param bitmiyor ki. Ama içim yanıyor. Peki. Bir yerde okuyayım. Keseceğim size. Sevgili kardeşim. O ağır gelir. Allah ve felsefe vardı. Bir paragraf. Onu değiştireyim. Şuradan bir yerde bulayım. İman ve inkar edenler, iman edenler iman edecek kadar delilleri buldukları için olmadığı gibi, inkar edenler de iman edecek kadar delil buldukları için, delil buldukları, şey bulamadıkları için değildir. İman edenler, iman etmeye niyet ettikleri için küçük bir emare delil, onlara büyük ve salih delil oluverdi. İnkar etmeye niyet edenlere de sari ve açık büyük deliller küçük bir emareye dönüşüverdi. Demek ki iman edenler iman etmek için delil bulduklarından olmadığı gibi inkar edenler de iman edecek kadar delil bulamadıklarından değildir. Ya iman etmemeye niyet ettikleri için ne koyarsan koy iman etmeyecektir. Delille alakası yoktur. Ebu Cehil adı Ömer-i Hişam'dır. Ömer'in Hattab değil. Niye cahillerin babası lakabını aldı Ömer Ebu Cehil? Cahillerin babası çünkü bu kadar ilmi inkar etti. Bu kadar vahiy inkar etti. Bu kadar mucize inkar etti. Sıdkı inkar etti ikisi. İkisi. Doğrulukla yanlışlığı gördüğü halde. Bilgili olmak başkadır gençler. Size hitap ediyorum birinci derecede. Bilgili olmak başkadır, akıllı olmak daha başkadır. Bilgi deposunu yapabilirsiniz ama yerinde ve zamanında kullanırsanız akıllı olursunuz. Bilgiliye akıllı denmez. Yerinde akılla dalalete giden çoktur. Bak biraz önce söylediğim gibi. Ben bunu faiz aramdırım bir sürü cermez yapıp söylerim. Belki de susturum. Bak. İlim ile dalalete giden tarih doludur. Ama sadakatle bir tane dalalete giden yoktur. Onun için Allah Kur'an'ında Filistesi, Kur'an ve Filistesi nedir? Fatiha. Fatiha'da ihdina sıratel müstakim diyor.
ilmimizi artır demiyor. Mesela Belamun Bağura ilmiyle gitmedi mi? Karun ilmiyle gitmedi mi? Ebu Cehil ilmiyle gitmedi mi? Say sayabildiğin kadar. Ebu Bekir Sıddık ilmiyle mi oldu? Sıdkıyla oldu. Sahabeleri hayatını duyuyorsunuz değil mi? Bir sürü sahabe var. Allah Allah. Öyle bir vasıf, sıfat, özellik, yaşantı sergilemişler ki vallahi ben Mustafa sanki 50, 60, 40 yaşında bir adam. Resulullah'ın sahabeleri etrafında kaç yaşlarındayım işte biliyor musunuz? Söyleyin siz. 16, 17, 15, 19, 24. Hazreti Ali 10. 13. Sahabe dediğimiz var ya sahabeler. 17 yaşlarındalar ha. Bir tane uyduruk bir laf var. Gençlik psikolojisi, şey, bulu çağı. Yok, yok öyle bir şey yok ya. Ergenlik. Ergenlik psikolojisi. Medine'ye şey istemişler. Murat'ın düğmesi yani Çin'e. Musab bin Umeyr'i Allah Resulü göndermiş. Medine'yi Müslüman yapacak. Daha Mekke'deler. Yani büyük allame gönderiyor diye. 17 yaşında Musab bin Umeyr. Ve Medine halkının Müslüman olmasına vesile olmuş komple. Komple. Evet. Musab bin Umeyr. Musab bin Umeyr. Peygamber Efendimiz'e benzediği için de şehit etmişler onu Uhud'da. 17 yaşındaymış daha. 17 yaşında. 17 yaşında ben kısa pantolonla dolaşıyordum. Ya Rabbi ya. Ne adam varmış. Ama öyle imamın da böyle cemaati olur, talebesi olur. Allah. Ne güzel bir Allah'sın. Zeki insan hayatının içeriğini, akıllılar hayatın kendisini okurlar. Özürü kabul eden kıymetli, fakat beyan eden daha kıymetlidir. Özürü kabul eden kıymetli adamdır. Ama özür beyan eden daha kıymetlidir. Basit şeylerle meşgul olanlar, büyük şeyleri kaçırdıklarındandır. Hani var ya üç tane adam vardı. Küçük adam, orta adam, büyük adam. Küçük adam neyle meşgul olurdu? Nelerle? Kişilerle. Küçük adam kişilerle meşgul olur. Orta adam hadiselerle. Büyük adam fikirlerle meşgul olur. Kişilere takılmış bir adam indir bindir kişilerle meşgul oluyor. O adam küçük adamdır. Bak, basit şeylerle meşgul olanlar büyük şeyleri kaçırdıklarından basit adamdırlar. Başa mesela diyelim ki Allah bu kadar yarattı. Bak şimdi uygulayayım. Neler yarattı, ne nimetler, yokluktan varlığa çıkarttı. Hiçlikte kalmadın, taş olmadın, bitki olmadın, hayvan olmadın, gavur olmadın, gavur ana babadan değil Müslümansın. Bu kadar nimetler var. Diyor ki bu nimetlerin kıymetini arttırmak için Allah vaydi kıyası olsun diye bazı şeyler yaratmış. O da kesbi şer şerdir. Halkı şer şer değil. Madem Tanrı var diyor, niye kötülük var diyor. Bunu diyebilmen için vardır. Gerizekalı. Bir düşün bakalım gerizekalı ne diyor. Hep hayır var. Hayır mertebesi olur mu? Hayır bilinir mi? Hiç karanlık yok. Nur olur mu? Madem Tanrı var diyor, ölümler niye var? Vay, ne soruyor? Şuraya bak, Allahu Ekber değil mi? Adamın sorusundan bellidir, takozoviç oldu. Ya deli olacağım ya. Madem Tanrı var diyor, insanlar niye ölüyor? O zaman demek ki bu adam Allah'ın varlığını da biliyor, bile bile inkar ediyor. Tabii. Bir kere bir şeyi inkar edebilmesi için ilk önce kabul etmesi lazım. Kim yok? Allah yok. Ha, Allah var demek ki. Çünkü bir şeyin yok olması için o var olması lazım. Yok olana yok denmez. Sen hiç bir inkarcı gördün mü? İnsan sekiz ayaklı değildi. Öyle bir kitaplar duydunuz mu? Sekiz ayaklı insan yoktur. Aa, sekiz ayaklı inkar, bir adam bir inkar ediyor, kitap yazmış. Vay be, ne büyük adam ya. Hakikaten mi sekiz adam mı yokmuş? Sekiz ayaklı adam yokmuş. Sekiz ayaklı adam. Olmayan bir şey inkar edilmez ki. İnkar etmesi için o var olması lazım.
Çünkü Allah'ı inkar etmek için bir kere Allah ispat edilmesi, Allah kabul etmesi lazım. İnkar var olan inkar ediyor. Tabii. Var, ben bunu inkar ediyorum. Tabii bunu inkar ediyor. Burada karpuz yoktur senin masanda. Ne derler? Kimse cevap yazmaz ki. Ama senin masanda bardak yok. Ha, bak. Başarını gizleyebilmek o başarıdan daha büyük bir başarıdır. Şehit beşeriyetini terk edip sünnet-i seniyi yaşayandır. Hayatın tariki hakka feda eder. Bu cümle Ashar-ı Bediye 683'te geçiyor. Şehit Ashar-ı Bediye'de geçiyor. Beşeriyetini terk edip sünnet-i seniyi yaşayandır. Hayatın tariki hakka feda eder. Güneş muhabbetullah'a, gündüz ise sünnet-i seniyeye teşbih edilmiştir. Allah'a Celle Celaluhu, Allah susmaz bizim gibi. Veya dura dura Allah konuşmaz. Her daim var, vücuduna en zahir delil mevcudatta konuşmasıdır. Ne kadar oldu abim? 43. 43 dakika oldu. Buradan kesiyorum sevgili kardeşlerim. Ondan sonra bir şeyin şerefi neslinden değildir, zatındandır. Sizin değeriniz neslinizden değil, o katkı sağlar. Ama kendinizdendir. Hazreti Ali'nin bir cümlesiyle kesiyorum. Seyit mi üstün, seyit olmayan mı üstün falan sorulduğu zaman şöyle demiş. Seyit mi? Değil mi? Amelen üstün olamayanlar neseben üstün olamazlar. Neseben üstün olanlar amelen de üstün olurlar. Neseben üstün olmak Allah'ın iradesidir. Amelen üstün olmak kendi irademizdir. O zaman bir daha söylüyorum. Amelen üstün olamayanlar namazı o yok, seyittir. Benden üstün olacak. Senden üstün olacak. Sen namaz kılıyorsun. Olamazlar. O zaman amelen üstün olanlar neseben de üstündürler. Ona bir tane misal vereyim Resulullah'tan. O vermiş Peygamberimiz. Selman-ı Farisi adı üstünde. Nereliydi? İranlı ve Fars ve Hristiyan çocuğu. Selman-ı Farisi için Allah Resulü diyor ki Selman bendendir. Ve değil. Benden demek. Ehli Beyt'ten demek. Ehli Beyt. Ehli Beyt yani. Yani ailesinden. Ailesinden. Benden de ailesinden. Beni yaşayanlar yani fena fil Resul olanlar, kendini terk edip peygamberi yaşayanlar seyitlerin Ehli Beyt'in özelliğiydi. Kendisini yaşamıyor. Siz neyi yaşıyorsanız, kim yaşıyorsanız osunuz. Büyüklerinizi Karl Marx gibi ağzınıza sokarsanız, Yahudi din alimlerinin hahamlarının favorilerini böyle yaparsanız, kısa pantolon giymek, eşcinsellik Lut kavminin adetini giyerseniz, siz de o millettensiniz. Çünkü Peygamberimiz kim hangi millete benzemek isterse o millettendir. Çünkü her bir kavmin bir giysisi vardı. Bunun rivayetlerle geliyor. Lut kavmi eşcinseldi. Hepsi değildi o kavminden. İman edenler vardı. Birbirlerini nasıl tanırlardı? Kısa pantolon, düşük pantolon giyince arkadaki bakıyormuş. Ha, diyor ki o kısa pantolon giyen, düşük pantolon. Ben bu cinstenim. Ben bu işe hazırım. Var mı öyle bir niyetiniz? Tövbe. O zaman düşük pantolon giymeyiniz. Üzerinize gavuru reklam yapmayın. Küfür ettirmeyin. Tişörtlerinize yazı yazarak. Öbeki küfür ediyor. Adama dedim ki ne yazıyor bilmiyorum. Öbeki küfür ediyor. Öyle mi ya dedi. Öbeki küfür ediyor. Var böyle bir yazı var. Ben gayrimeşhur çocuğum diyor. Ama gayrimeşhur demiyor da ben falancayım diyor. İngilizce. Adam bunu giymiş. Sen o musun? Bilmem neyim diyor. Ben serseriyim diyor. Çok tişörtlerde varmış bu. Ben serseriyim.
mekruhtur. Çorabınızda da, eşyanızda da yazılı almayacaksınız. Süleymaniye, doğumdan önündeki ışıkta bekliyoruz mu abi? Çocuğun bir tanesinde şükürte yazıyor, animal, hayvan demek. Camı açtı, dedim ki, ne yazdığını biliyor musun? Biliyorum dedi. Ne yazıyordum? Animal yazıyordum. Anlamını biliyor musun? Biliyorum dedi. Ne yazdı, ne diyordun? Hayvan demek. Ben hayvanım. Ben devam ettim. Ya böyle bilerek yiye de var. Bilerek yiyorsa giyiyordur. Giymiyorsa giymiyor. Hayvanım diyorsa hayvandır. Değilim diyorsa değilimdir. Ve ahir davahım en elhamdülillah rabbil alemin. El Fatiha'ya selam.